Herkese merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir ürün deniyoruz ama bu sefer yiyecek bir ürün denemiyoruz. Daha önce Dr. Oetker'in bardakta pudingini ve Algida'nın dondurmalı irmiğini denemiştik. Bu sefer de bir bakım ürünü deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Bunların ikisini de şu an denemeyeceğim. Bugün bunu denemeyi düşünüyorum. Bakım ve onarım maskesi. Bu da saç dökülmelerine karşı olan. Bugün bunu deneyeceğim. Daha sonra diğerini denemeyi düşünüyorum. Bardakta pudingi ve dondurmalı irmiğini de videosunu izlemek isterseniz aşağıya linkini bırakıyorum, oradan ulaşabilirsiniz. Bugün bu bakım maskesini denemek istememin sebebi, birkaç gün önce saçlarımı boyadım ve normalde hep aynı boyayla boyuyordum. Bu sefer böyle iki boyayı karıştırarak ve daha önce hiç kullanmadığım boyaları kullandım ve normalde saçlarımda böyle bir sertlik oluşmuyordu ama bu sefer o yumuşaklığının gittiğini, biraz sertleştiğini hissettim. O yüzden bakalım işe yarayacak mı diye bu bakım maskesini denemeyi düşündüm. Nereden aldığıma gelirsek, bunları Şok Market'ten aldım. Tanesi 5.95'ti. Şöyle bir şey oldu. Ben bunların Şok Market'e geleceğini duydum. O gün hemen gittim, birkaç tane Şok'a baktım. Bulamadım. Hemen bitirmişler, kalmamış. Daha sonra birkaç arkadaşımdan rica ettim. Hani yakınınızda olan Şok Market'e bakabilir misiniz? Kaldıysa oradan alayım diye. Neyse, uğraşa uğraşa buldum. Daha sonra bir gün sonra falan Gratis'e gittim. Sonra bir baktım, Gratis'te bir sürü var ve Gratis'e de satılmaya başlamış. Bilmiyorum daha öncesinde var mıydı? Yeni mi gelmişti? Bir süredir gitmiyordum çünkü. Bir baktım boşuna uğraşmışım. Orada da varmış. Yani siz de Şok Market'te bulamazsanız, orada kalmadıysa Gratis'e gidip oradan alabilirsiniz. Şimdi nasıl uygulandığına, nasıl kullanıldığına bakayım. Hemen arkasındaki yazıyı okuyorum. Maskeyi banyo sonrası temiz saça uygulayınız. Masaj hareketleri ile saç cipleri ve saçlara iyice yediriniz. 10 dakika bekletin ve bol suyla yıkayın. O zaman biz de artık yapmaya başlayalım. Saçlarımı boyarken kullandığım şöyle bir boya kabım var. Onun içine dökeceğim tamamını. Daha rahat yaparım diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir rengi ve kıvamı var. Evet, tamamını kullandım. Sıyırdım iyice. Şunu söyleyebilirim ilk yorum olarak. Kesinlikle eğer o saçlarınız uzunsa tamamına yetecek bir şey değil. Bayağı çabaladım, uğraştım her yerine getirebilmek için. Yani sadece eğer diplerine sürülecek yazsaydı evet diplerine yetecek bir ürün ama tamamına olunca ben tam olarak getiremedim. Saçımın çoğunu uyguladım, evet çoğu yerine geldi ama gelmeyen yerler de oldu. Böyle ara ara uygulayamadığım yerler de oldu. Ya biraz daha fazla olmuş olsaydı ya da eğer saçlarınız daha kısaysa tam olarak yetebilecek bir ürün. Saçlarım şu an sanki böyle yıkamamışım da yağlanmış gibi duruyor. Bu arada şunları söylemeyi unutmuşum. Dermokil markasına ait bir maske ve çoğu insan için önemli olacağını düşünüyorum. Vegan bir ürün. Ben şimdi 10 dakika bunu saçımda bekletiyorum. Daha sonra yıkayıp geleceğim ve son etkilerini de paylaşacağım. Yıkadım ve geldim. Şimdi önce tarıyorum, sonra kurutuyorum ve ürünle ilgili genel yorumlarıma geçeceğim. Evet, artık genel olarak yorumlarımdan bahsedeyim. Öncelikle ilk sürdüğüm zaman az olduğunu düşünmüştüm. Ama kremsi yapısından dolayı kamerayı da kapattıktan sonra biraz daha böyle elimle masaj yaparak her tarafına yedirmeye çalıştım. Yapısını şöyle tarif edeyim. Aynı bu saç kremlerini biliyorsunuz. Hani sadece normalde onlar sadece saçların uçlarına uygulanıyor. Aynı saç kremi gibi bir yapısı vardı. Hani nasıl saç kremini çok fazla kullanırsanız, dibinden kullanırsanız böyle çabuk yıkadıktan sonra çabuk bir yağlanma sürecine giriyor. Bunda da aynı etkiyi hissettim. Şu an hani saçlarımı evet çok yumuşak hissediyorum. Gerçekten yumuşak hissediyorum. Özellikle tararken de bunu çok fark ettim. Normalde ıslakken taramam biraz daha zor oluyor. Biraz daha dolaşık oluyor. Çok kolay tarak böyle kaydı ama şunu hissediyorum. Akşama kadar saçımın yağlanacağını hissediyorum. O yüzden birkaç saat sonra ya da akşam tekrar yıkayacağım. Çünkü böyle çok kremsi şeyler kullandığımız zaman ve çok miktarda kullandığımız zaman saçın ucundan dibine kadar kullandığımız zaman o kremsilik böyle bir süre sonra yağlanmaya dönüyor. Çabuk yağlanmasına sebep oluyor. O yüzden hemen kullanıp dışarı çıkacaksanız o şekilde yapmamanızı tavsiye ederim. Evdeyken kullanmanız daha iyi olur. Dediğim gibi ama etkisi güzeldi. Böyle saçlarınızda çok işlem gördükten sonra, o ara eğer çok fazla saç spreyi ve ısı işlemi kullandıysanız ya da benim gibi boya yaptıysanız arkasından gerçekten saça iyi gelecek, dinlendirecek, nemlendirecek bir uygulama. Ben o açıdan sevdim. Tek dediğim işte tek sıkıntısı biraz çabuk yağlanma sürecine sokacak olması. O yüzden
Yani kullandıktan sonra, yıkadıktan sonra birkaç saat sonra tekrar bir yıkama gerektiriyor. Peki almaya değer mi, kullanılmalı mı? Bir kere fiyatıyla karşılaştırdığımız zaman diğer maskelere göre daha uygun fiyatlı. O yüzden fiyat performans olarak beğendim. Ve böyle dediğim gibi saçlarınızın yoğun işlem gördüğü, zarar gördüğü zamanlarda böyle iyi gelecek bir maske olduğunu düşünüyorum. %80 oranında beğendim. Bence siz de bir alıp deneyebilirsiniz. Bir sonraki yiyecek ya da bakım ürün denemesinde görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.